mağduriyetin giderilmesi için ilgilerin sivillerden gerekli duyarlı göstermesini bekliyoruz. Adıyaman Bağlı Başkanı. Yaklaşık 7 ay önce Adıyaman Kapalı Cezaevi 2014 yılında Samsat depremi sonrası hazırlanan bir rapor ile çürük yapı ilan edilmiştir. Bu rapordan 6 yıl sonra Malatya ve Elazığ depreminin akabinde Adıyaman Kapalı Cezaevi tahliye edilmiştir. Yani kapatılmıştır. Hükümlü ve tutuklular yüzlerce kilometre uzaklardaki cezaevlerine gönderilmiştir. Maraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Antep gibi. Bu tarihlerde yapılan açıklamalarda cezaevinin geçici olarak kapatıldığını, bir veya iki ay içinde tekrar açılacağı yolunda açıklamalar yapılmıştır. Tutuklu ve hükümlerin uzak illere gönderilmesi, binlerce tutuklu ve ailesini mağdur ettiği gibi devam eden duruşmalar nedeniyle avukatlar da mağdur olmuştur. Savunmalarını hazırlamak için istedikleri zaman görüşme imkanları sağlanamamıştır. Savunma makamı gereği gibi hazırlanamamıştır. İyi Bakanı açıklamalar yapmış, cezaevinin geçici olarak kapatıldığını, bir iki ay içerisinde güçlendirme yapılarak tekrar açılacağını beyan etmişlerdir. Ve bu nedenle 300 personelin bir yere gönderilemeyeceği, personelin rahat olması gerektiğini beyan etmişlerdir. Aradan geçen bonca süreye rağmen Adıyaman cezaevinde hiçbir güçlendirme faaliyeti olmadığı gibi yeni bir cezaevinin yapılması için de hiçbir faaliyete bulunmamıştır. En son ceza ve tutuk evleri genel müdürlüğüne gelen 17-8-2020 tarihli yazıda 300'e yakın personelin en geç bir hafta içerisinde tayin istemeleri, tayin istemeyenlerin resmen tayin edilecekleri bildirilmiştir. 2014 yılında çürük raporu verilen cezaevi neden 6 yıl hizmette kalmıştır? Arada geçen 6 yıl boyunca hükümet yetkilileri 2000'den fazla kişinin mağduriyetini önlemek için ne yapmıştır? Sorulması gereken asıl soru budur. Siyasiler ve hükümet yetkilileri sessiz kalmakta ve telefonlara bile cevap vermemektedir. Eskiden vermiş oldukları sözleri ve söylemiş oldukları yanlış beyanların hesabını vermemek için suskun. Okulların açılacağı sırada 300 personel mağdur edilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Adıyaman valisi olarak aileleriyle birlikte mağdur edilen kişilerin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Ve çalışan